Bu bütçe döneminde de anlıyoruz ki bu bütçe yine 39 liraya mahkum edilen halkın değil, sermayenin bütçesi. Bu bütçe salgın döneminde her gün arkadaşlarını kaybeden ama bir dilim kaşar ekmeğe talim ettirilen sağlık emekçilerinin değil, halka tablolarla yalan söyleyen hastane patronu bakanın bütçesi. Bu bütçe 2020 yılında bile 2 kilometrelik ekmek kuyruğunda, çorba kuyruğunda beklemek zorunda kalanların değil, ancak kuru ekmek yiyebilenlere aç değiller ki diyebilen milletvekillerinin bütçesi. Bu bütçe yoksul oldukları için okuma imkanı ararken tarikatların, cemaatlerin eline düşüp tacize uğrayan, yangında ölen çocukların değil, bizzat tarikatların, cemaatlerin özel okul zinciri olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi aynı zamanda. Bu bütçe üniversite öğrencilerinin değil, bu bütçe üniversitelere fuhuş evleridir diyen akademisyenlerin bütçesi. Bu bütçe 9 yaşında işporta tezgahı açmak zorunda kalan ve zabıtalarca dövülen çocuğun bütçesi değil, kendine çocukluğundan kalma anıları depresin diye dinozor parkı yapan, 750 milyon dolar parayı da hiçe sayan, hiç eden belediye başkanınızın bütçesi. Bu bütçe Atlas Jet işçilerinin değil, sizin bakanınızın kardeşinin bütçesi. Bu bütçe Ermenek'te, Soma'da insanca yaşam için mücadele eden, haykıran, jandarma saldırısına uğrayan madencilerin değil, onları gömen patronların, patronları koruyan alay komutanının, yerde madenci tekmeleyen başbakanca danışmanın bütçesi. Bu bütçe şu an eylemde olan Bimex, ekmekçi oğulları işçilerinin değil, onlara sadece devletin zor gücünü gösterenlerin, yani sizin bütçeniz. Bu bütçe kendini köprüye asan işçinin, oğluyla birlikte arabada yaşamak zorunda kalan ama üstüne bir de sokağa çıkma yasağından dolayı para cezası kesilen babanın değil, karantinada spor yaptığı yalı bahçesini cahilliğimiz ancak sahil şeridi zannedebildiğimiz holding patronunun bütçesi. Bu bütçe kira borçları, vergi borçları yüzünden salonlarını kapatmak zorunda kalan tiyatroların, 58 yıllık Ankara Sanat Tiyatrosu'nun, yaşamaya çalışan tiyatrocuların, müzisyenlerin değil, 9 ay için 1000 lira teklif etme cüretinde bulunabilen otel zinciri sahibi Kültür Bakanlığı'nın ve iktidara yakın oldukları için 35 milyon liraya internet konseri verdirilenlerin bütçesi. Bu örnekler saymakla bitmez. Görmek isteyene bu örneklerin içinde kaynak da çok. Görüyorum, bazı arkadaşlarımız bütün iyi niyetleriyle sizin vicdanınıza sesleniyorlar. Ben seslenmiyorum. Ben sizin vicdanınız olduğunu da düşünüyorum. Ben aslında her şeyi böyle açık açık söylemenize bayılıyorum. Ben de bundan yanayım. Her şeyi karşılıklı olarak açık açık konuşalım. Siz her konuştuğunuzda karşılıklı taraflar olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorsunuz bana. Ben sizin yaptığınız gibi hakaret falan da etmeyeceğim. Öyle karşısındakine alçaklar, haysiyetsizler, namussuzlar demek sizin için kolay olduğu kadar kolay değil benim için. Ben konuşalım ki taraflarımız bir kez daha netleşsin istiyor. Biz halktan tarafız, siz günde 2500 asgari ücretinin parasını yiyen Cumhurbaşkanı'ndan tarafsınız. O yüzden size son sözüm, yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğiniz padişahınız o da bir gün devrilir.